emekli olduktan sonra da Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda ilk önce çini, daha sonra seramik, daha sonra da kabak, su kaba işleme, lamba yapma işlemesini yaptık. Şimdi pandemi dolayısıyla da dışarı çıkmıyorum. Sadece atölyeme gelip burada gerekli çalışmayı yapıp arkadaşlarla bunları değerlendiriyoruz. Kabağın temizlenmesi var, için temizlenmesi, daha sonra modellenmesi, daha arkasından geçen zaman süresi içinde boyanması, boncuk çakılması, bunlar bir süreç. Tabi bu süreç içinde bir gün içinde biten de var, iki hafta içinde biten de var. Proje göre kabak işlemesi değişiyor. Tabi isteyen var, siparişi göre de çalışıyoruz. İstediği şekli, modeli bize söylüyorlar. Biz de onu kabak üzerine işleyip ürünleri teslim ediyoruz. Görenler, buradaki mahalledeki gören arkadaşlarımız şaşırıyorlar da elbette. Fakat yani onların da bir, ya acaba ben de yapabilir miyim diye çalışıyorlar. Öğretmen yaşı yok. Her yaştaki insan bunu yapabilir. Çocuk da yapabilir, büyük de yapabilir, yaşlı da yapabilir. Bu pandemi sürecinde dolaşmaktansa evde bu işleri yaparaktan kendimize hem kazanç elde edebiliriz, aynı zamanda boş vakitlerini değerlendirebiliriz.